Ekmek ve Gül grubu tarafından Çanakkale Belediyesi çalışanları sosyal tesislerindeki Ercan Atsız salonunda gazeteci Elif Turgut'un katılımıyla basında kadın haberleri atölye çalışması etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Turgut şunları söyledi. Şimdi sabahki etkinliğimiz aslında konumuz basında kadındı. Bu atölyeyi iki ayaklı olarak yaptık. Atölyenin ilk ayağında Çanakkale'de yaşayan kadınlar Çanakkale'yi, yaşadıkları alanları nasıl görüyorlar, etraflarında neler görüyorlar. Biraz bunu hem gözlemlemek hem aslında etrafımızda olan her şeyin ne kadar bir yandan haber değeri olduğunu, gerçekten ne kadar görünmez kılınan, hayatımızda çokça normalleştirilen şeylerin aslında hayatımızı ne kadar zorlaştırdığını, özellikle de kadınlar için ne kadar zorlaştırdığını gördüğümüz bir atölye yaptık. Bu da şöyle gerçekleşti aslında. Gruplara ayrılıp kadınlar kendi gazetelerini çıkardılar. Kendi gördüklerini, gözlemlediklerini bir gazete birinci sayfası oluşturarak Çanakkale'de yaşadıklarını bir yanıyla aslında görünür kıldılar. Atölyemizin ikinci ayağı da basında kadın nasıl görünüyor meselesiydi. Bunu da iki haber üzerinden yaptık. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bebeğini bırakan anne haberi. Bir diğeri de Şule Çetin öldüğü gün basına servis edilen, geçirilen bir ajans haberi üzerinden aslında haber dilinin nasıl olmaması veya nasıl olması gerektiğini, genel olarak medyada kadının ne kadar bir tüm hem bir bebeğin hem bir ailenin sorumluluğunu alacak tek bir kişi olarak tüm sorumluluğu yüklenen kişi olduğunu bir yanıyla tartıştık. Hem de kadın haberlerinin, kadın cinayeti haberlerinin ya da kadına dönük çeşitli haberlerin nasıl olması gerektiğini, neleri ortaya koyması gerektiğini tartıştık.